Dördüncü bölüm. Çocuğum aynı babam gibi. Burası bizim hayatımızda zor bir nokta. Evladının baban gibi olması. Şimdi babanın iyi özelliklerini taşıyorsa bir sorun yok. Ama babandan hoşlanmadığın bir özelliği evladın taşıyorsa orada bir sıkıntı var. Şimdi bir gözlerini bir kapat ve derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Kendine şu soruyu sor. Çocukluğunda babanla aran nasıldı? Güzel hatıraların var mıydı? Yoksa baban silik bir hatıra mıydı? Yoksa şiddet dolu ya da mutluluk dolu. Herkesin bu dünyaya bir giriş yörüngesi var. Kimi insanlar mutlu giriş yapar. Kimi insanlar normal giriş yapar. Kimi insanlar sıkıntıda, problemli, şiddet dolu bir yuvanın içinde gözlerini açar ve daha insanlığın ne olduğunu anlamadan, hayatın ne olduğunu anlamadan İtilir, kakılır, şiddete uğrar ve ne olduğunu bilmez. Hayatı bu zanneder. O kadar çok kişiyle bireysel seans yaptım ki, babası tarafından şiddete uğrayan o kadar çok insan dinledim ki, babasının evinden kaçmak için evleniyor ya da bir şekilde babası onu zorla istemediği birine veriyor ya da bir akrabaya veriyor. Ve o çocuk hayatı boyunca bir değer görmüyor. Büyüyor, evleniyor ve bir çocuğu oluyor. Bu erkek ya da kadın fark etmez. Eğer geçmişte babanla ilgili travmaların varsa, kırgınlıkların varsa, bu olaylar senin bilinçaltında, hatıralarında, içinde bugüne kadar gelip evladında yansıma olarak devam etmesi çok doğal. Şimdi burada suçlu aramak hiçbir işe yaramaz. Ben seni hissediyorum. Burada suçlu aramak çözüm değil. Biz şimdi seninle birlikte hayatımızda bir şeyleri iyiye doğru değiştirip en azından şu kurban psikolojisinden çıkabilirsek iyi bir adım atmış olacak. Eğer evladın baban gibiyse sana hatırlatmak istediği şu: anne ya da baba, kendi anne ya da babalarınızla sorun var, şifalandırmadınız, helalleşmediniz ve ben size o sorunu şu an yansıtıyorum ki geçmişe dönün, o olayla yüzleşin ve o olayla helalleşin. Derin bir nefes al ve yavaşça nefes ver. Biraz zor oldu ama burayı birlikte atlatacağız. Derin bir nefes daha al ve yavaşça nefes ver. Eğer evladınla savaş yaşarken sana yaşattığı duygular, yani evladına karşı, yani evladına karşı çaresizsin ya da ümitsiz ya da çıkmaz da ya da kendini yetersiz görüyorsun ya da kendini başarısız görüyorsun, belki de kendini anlaşılmamış görüyorsun. İşte bu noktanın içinde en önemli şey senin şu an içinde bulunduğun duygu hali. Sen bu duyguyu nerede yaşadın? Tam orasını birlikte şifalandırmamız gerekiyor. Kusuru evladında arama. O sadece senin yaydığın bir enerjiyi sahnede bir oyuncu olarak farkında olmadan oynuyor. Hem babanla hem evladınla aranın şifalanmasını istiyorsan lütfen 10. bölümü tıkla. Şifa olsun.